Merhaba arkadaşlar. Ören Bacı YouTube kanalıma hoş gelip sefalar getirdiniz efendim. Görmüş olduğunuz gibi huzurlarınıza güzel bir, gerçekten de çok değişik bir lif modeli ile geldim. Değişik konusuna gelince arkadaşlar, birazdan ne demek istediğimi hep birlikte göreceğiz. Modelimiz orta kısımdan başlanıp arkadaşlar, 4 sıra beyaz ördükten sonra 3 sıra yeşil örülüyor. Şöyle dediğim gibi iki parçadan oluşuyor modelimiz arkadaşlar. Ben vazgeçilmez açık tonu fıstık yeşili ile yaptım bu defa. Evet, ortadan başlıyoruz. 4 tane şeridimiz şu şekilde. 4 sıra arkadaşlar, 1 2 3 4 sıra orta kısımlar ikişerli örümcekten oluşuyor ve 4 sıra tamamında 3 sırada beyaz gidiyoruz. Şimdi arka kısmında da şimdi geliyoruz modelimizin değişik konusuna arkadaşlar. Orta kısmı belki görünüyor, belki fark ettiniz, bilemeyeceğim arkadaşlar. Ben Türk kahvesi içmeden duramam. Geceleri de Nescafe tabi. Türk kahvesi damlamış. O yüzden şurayı hemen su tutuverdim. Yani yıkayıverdim. Şimdi modelimizin de arka kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Arka kısımda beyazla başlamıştım. Bu kısımda da yeşil ve üst kısmı beyaz. Şimdi modelimizin hani çok değişik sloganımız da öyle. Bu Türk kelimeleri biliyorsunuz arkadaşlar, ben pek beceri demiyorum. Ortadaki ipimiz ne işe yarayacak arkadaşlar? Şimdi ortadaki ipimizden şu şekilde tuttuğumuzda modelimiz bu hale almış oluyor. Evet, tripodumuzun bu yönü biraz uzatalım. Tam net görülsün diye. Bir saniye arkadaşlar. Ben şöyle aşağı iniyoruz. Şöyle biraz daha yukarı çıkalım. Daha net görülsün. Evet, modelimizi bu şekilde orta ipten tuttuğumuzda arkadaşlar modelimiz bu şekilde alıyor. Ortadaki ipimizin amacı hem modelimizi gösteriyor hem de banyomuza asabilme adına arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tripodumuzu biraz indirelim. Bir saniye. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar, çok farklı bir model. Çok farklı bir lif. Bakın. İki parçadan oluşuyor ya arkadaşlar. Şu şekilde yapalım. Bakın. Şu şekilde. İki parça oluşuyor dedik çünkü modelimiz bu şekilde. Elimin de kusurlarına bakmayın arkadaşlar. Kedi yavrusu sevmiştim. O da beni, ellerimi parçaladı. Evet arkadaşlar, modelimizi düzeltelim şöyle bir. Gerçekten çok hoş, çok değişik bir model arkadaşlar. Yani örmeye değer. Örmesinde çok zevkli arkadaşlar. Yarım saati bulmuyor. Tabi bu elinizin hızlılığına bağlı arkadaşlar. Evet. Kenarlarını da düzenledik. Güzel görünsün tam net diye. Şöyle biraz daha yukarı gelelim. Evet arkadaşlar. Ben yine dediğim gibi beyaz ve fıstık yeşili ile başladım. Bir parçasını bitirdim arkadaşlar. Bakın. Şimdi kullanmış olduğum tığımın numarası da arkadaşlar tam net görünüyordur inşallah. 5 numara. 2 gibi görünüyor ama 5 numara arkadaşlar. Kamera açısından öyle görünüyor. Evet, 5 numara ipim
Aman pardon. Tığım. Şimdi arkadaşlar ortasını beyaz fıstık yeşiliyle yapmıştım. Şimdi ortasını beyazla başlayacağım. Ya Allah ya Bismillah diyerek başlayalım. Evet, gerçekten çok değişik, çok da havalı bir model arkadaşlar. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 5 numara tığımı inşallah bu defa tam net göründü arkadaşlar. Bakın 5 numara tığ. Şimdi ipimi iyice bir sabitliyorum. Sabitlediğimle birlikte 8 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 ve 8. İlk başlamış olduğum yani çekmiş olduğum zincirimin arasından geçtim ve bir zincir çektim. Tığımı biraz, ipimi biraz uzattım. Aynı yuvaya, boşluğa yani 1 2 3 4. 4 defa doladım. Hepsini bir aldım ve fıstık oluşturuyorum. 1 2 zincir çektim. Yine aynı boşluğa 1 2 3 ve 4. Topluyorum ve kapatıyorum. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya 1 2 3 ve 4. Topluyorum ve kapattım. 2 zincir. Evet, 3 tane fıstığımız oluştu arkadaşlar. Bu şekilde 8 tane aynı yuvaya 8 tane fıstık yapalım gelelim. Evet arkadaşlar, 8 tane fıstık yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 tane zincir çekiyorum ve ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine batıyorum ve kaydırma tekniği ile bağladım. Karşıdaki hemen boşluğa da batıyorum. Buraya da bir kaydırma tekniği yapıyorum ve bir zincir çektim. Şimdi ipimi uzattım. Yine 1, 2, 3 ve 4. Topluyorum ve kapattım. Eğer ki arkadaşlar eliniz sıkı ise 2 zincir de çekebilirsiniz. Benim elim biraz gevşek olduğu için ben bir zincirle tamam diyorum. 4. Evet. 2 tane aynı yuvaya fıstık yaptık. Arada bir zincir var. Şimdi normal bir örümcek yapıyorum. Üzerine bir normal örümcek daha yapmış oldum. Yani 2 tane örümcek yaptım. Ve bakın arkadaşlar, ilk yaptığımızda fıstıklarımızın arasına 2 zincir çekmiştik ya, onun arasına batıyorum ve kapattım. Tekrar aynı boyutta yine ikili örümcek yapıyorum ve tığımın üzerine alıp bakın yine önüme boşluk geldi. 2 zincir çekmiş oldum. 2, 3 ve 4. Hemen fıstığımı kapattım ve bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya 2, 3, 4 kapattım. Bu şekilde. Tekrar örümcek yapıyorum. İkili. Hemen önümdeki yuvaya batıyorum ve tekrar ikili örümcek yapıyorum. Tığımın üzerine aldım. 2 zincir çekmiş olduğumuz 2 zincirin arasına yine 4 defa dolayıp bir tane fıstık yapıp
Kapattım ve bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir fıstık daha. 3 ve 4. Kapattım. Yine bir örümcek yapıyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum ve önümdeki iki fıstık arasına batıyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Bir örümcek daha yapıyorum. Tığımın üzerine aldım ve yine iki fıstık arasına batıp dörtlü bir tane fıstık gerçekleştiriyorum. Ve bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya 2, 3, 4 kapatıyorum ve yine ikili örümcek yapıyorum. 1 ve 2. Tekrar iki fıstık arasına batıyorum. İplerimizi sorun etmeyelim arkadaşlar. Modelimizin bitim aşamasında, pardon, ipim niye gelmedi? Sorun etmeyelim. Modelimizi tamamladıktan sonra temizleyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel. Yani istesem böyle olmaz arkadaşlar. Gerçekten düğüm oluştu. Ben açayım gelim hemen. Evet arkadaşlar, az önce bir ufak bir kazaya uğradım. Ufak bir düğüm oldu. Yani istesem gerçekten böyle bir şey olmazdı. İki tane örümcek yaptım. Bakın, iki fıstık arasına batıyorum. Tekrar iki tane örümcek yapıyorum üst üste. Ve ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine kaydırma tekniğiyle bağladım. Tekrar iki fıstık arasına da batıyorum. Tekrar kaydırma tekniğini kullanarak bir zincir çektim. Bakın arkadaşlar, çift olarak 1, 2, 3, 4 tane çiftimiz var. Yani 4 sıra bu şekilde. Aralar ikişerli, yani 2 taneli, 2 üst üste ikili örümceklerimiz var. Örümceklerimiz de bakın bu şekilde. Bir zincir çektim arkadaşlar. Yine aynı yuvaya 1, 2, 3, 4. Bir zincir çektim. 1, 2, 3, 4. Yine aynı yuvaya batarak bir fıstık daha yaptım. Modelimiz arkadaşlar, fıstık bölümüne gelince fıstık yapacağız. Örümcek bölümüne gelince ikili örümcek yapacağız. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Tekrar iki tane üst üste örümcek yapıyorum. Bakın, örümceklerimizin bize dönük olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle olursa örümceklerimiz sıkıntı olur. Hemen örümceğimin arasına bakın. Bu şekilde battım. İkili örümcek yaptım. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Yine bu defa diğer iki örümceğin arasına batıyorum. Tekrar ikili örümcek yapıyorum. Bu defa bakın, önüme fıstık geldi. Hemen tığımın üzerine ipimi tığımın üzerine aldım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın, iki fıstık arasına batıp 2, 3 ve 4. Hemen bir fıstık yapıp kapattım. Bir zincir çektim. Aynı yuvaya yine 1, 2, 3 ve 4. Kapatıyorum ve kapattım. Tam kapattım yani. Bakın bu şekilde. İkinci sıramızda, yani ikinci fıstık sırasında arkadaşlar, örümceklerimizin sayısı bakın ikili olarak 1, 2, 3.
Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Modelimizi gösteren zaten şu ortadaki ip ve örümcekler. Gerçi tamamı hepsini gösteriyor da. Yine ikili fıstık yapıyorum. Yapmış olduğum örümceklerin arasına batıyorum. Evet. Yine ikili örümcek yaptım. Bakın fıstığıma geldi. Fıstık sırasına yani. İki fıstık arasına batıp yine dörtlü dolayıp bir fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Dört defa dolayıp yine bir fıstık daha yapıyorum. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani şu fıstıklarımızı sayacağız. Bu başlama noktamız zaten orta kısmı oluyor. 1, 2, 3, 4. Yani şu yapmış olduğum diğer parçada göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha net olur. Evet. Bakın şu orta kısmı arkadaşlar. Bu orta kısmı 8 tane 8'li fıstığımızı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane fıstık yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Dördüncü sıramızdaki fıstıklarımız, örümceklerimiz 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak arkadaşlar. Şaşırmayalım, dikkat edelim. Evet arkadaşlar, inşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Bakın 4 tane fıstığımız var. Yani 4 defa öreceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Evet, bu sıramızı şu şekilde örüp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 4 sıra tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de ikili örümceklerimiz var. İpimi kopardım. İpi kopardığınız yerden de başlayabilirsiniz. Şu iki fıstık arasından da başlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben ipimi sabitlemiştim. Çıkmış. Evet, şimdi diğer ikinci renge geçtim arkadaşlar. Şimdi şöyle iki fıstık arasından başlıyorum arkadaşlar. Ve bağladım. Burada da 3 tane sıra gideceğiz. Yani bu rengimizle 3 sıra gitmiş olacağız arkadaşlar. Bir zincir çektim. İpimi biraz uzattım. Aynı yuvaya 1, 2, 3, 4 topluyorum ve bir zincir çektim. Yine aynı yuvaya 2, 3 ve 4 topluyorum ve kapattım. Tekrar normal yine ikili örümcek yapıyorum arkadaşlar. Bakın 2 tane örümceğim var. Yani sağ ve sol. Ortaya batıyorum yani arasına. Evet. Eğer ki örümceklerin şu ara kısmını biraz tok dursun istiyorsanız arkadaşlar bir zincir çekebilirsiniz. Evet. Şimdi yine normal boyutta örümcek yapıyorum ikili ve karşıdaki iki örümceğin arasına batıyorum. Modelimizin arasındaki örümceklerimiz hep ikili örümcek olacak arkadaşlar. Dikkat edelim, hani kafa dalgınlığı, yani normal dalgınlığımıza gelip bir örümcek de yapabiliriz. Özellikle şu köşelerde ben biraz karıştırmıştım ilk yaptığımda şu modelde. Evet, yine ikili örümcek yapıyorum ve
Hemen diğer örümceğin arasına batıyorum. Yine ikili örümcek yapıyorum. Yine diğer örümceğin arasına batıyorum ve yine ikili örümcek yapıyorum. Örümcekleri yaparken arkadaşlar sıkı yapmayalım. Şu geçişlerde birazdan göstereceğim. Çünkü batarken rahatlık olsun diye 1, 2, 3, 4. Bakın 2 fıstık olan bölüme geldim. 1 fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir çektim. Yine aynı yere 2, 3 ve 4. Kapattım. Şimdi arkadaşlar az önceki dediğimi söylemek istiyorum. Bir tane örümceğimizi yaptık ya arkadaşlar. Tığımızı ilmeğimizin arasından aldık ya. Bu kısmı sıkı yapmayalım. Şu şekilde. Yani diğer üst sıraya giderken hani örümceklerin arasına batıyoruz ya arkadaşlar. Şu şekilde rahat batmamız için söyledim. Bir de örümceklerimizin şu şekilde olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Örümceklerimiz daha muntazam olsun diye şöyle tek bir kanadına bakmayacağız arkadaşlar. Tam orta kısmı bulduğumuzda batıyoruz. Evet. Yine ikili örümcek yapıyorum. Ve diğer örümceğin arasına batıyorum. Evet arkadaşlar bakın yeşilimizin birinci sırasına gidiyoruz. Evet yeşil rengimizle de yani sizler hangi renkte yapacaksanız arkadaşlar ikinci rengimize geçince 3 sıra yapacağız arkadaşlar. Bakın altta 4 taneydi. Şu şekilde 3 sıra yapacağız. Şöyle yeşilimizi 3 sıra yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her iki parçamızı da bitirmiş olduk görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar parçamızın ilk parçası herhangi bir parçası yani fark etmez. Şu şekilde tersi bize bakacak şekilde. Diğer parçamızın yüzü de bize bakacak şekilde. Üst üste katalım. Şimdi beyaz ipimi tığımla iyice bir sabitliyorum arkadaşlar. Ve elime alıyorum. Yani şu birleştirme kısmını yapacağız arkadaşlar. Görelim. Bakın iki parçadan oluşuyor dedim modelimiz. Evet. Şu şekilde birleştireceğiz arkadaşlar. Yani şu şekilde. Şimdi birazdan birleşimizi de yapacağız. Evet. Aksilik olacak ya. Şimdi arkadaşlar iki fıstık arasına battım. Diğer parçanın da iki fıstık arasına batıyorum ve sabitliyorum. Bir zincir çektim. Normal boyutta örümcek yapıyorum. Biraz büyük. Yine aynı ayarda bir örümcek daha yapıyorum. Hem öndeki parçanın örümceğin arasına hem arkadaki parçanın örümceğin arasına batacağız arkadaşlar. Öndeki örümceğin arasına battım. Şimdi arka parçadaki örümceğin arasına batıyorum ve birleşmelerini sağlıyorum. Bu şekilde.
Tekrar bir örümcek yapıyorum. Yine aynı ayarda bir örümcek daha yapıyorum. Yine diğer örümceğe geçiyorum ve öndeki parçamdaki örümceğin arasına batıyorum ve arkadaki parçamın iki örümceğimin arasına batıyorum ve birleşimlerini sağlıyorum. Bu şekilde. Tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Yine bir örümcek yapıyorum. Aynı boyutta bir örümcek daha yapıyorum. İki örümceğin arasına battım. Önümdeki parçadan. Şimdi diğer arkadaki parçadan yine örümceğin arasına batıyorum ve her iki parçayı da birleştirmiş oldum. Evet, şu ikili fıstık gerisiye kadar bu şekilde birleşelim arkadaşlar. Bu ikili fıstık arasında göstermiş olayım. Evet arkadaşlar, iki fıstık arasına geldim. Şimdi buraya da iki fıstık arasına batıyorum. Diğer arkadaki iki fıstık arasına da batıyorum. Ve aradan çıkarıyorum. Ve yine normal boyutta ikili üst üste örümcek yapıyorum ve bağlantılarıma yine devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi iplerimizi sorun etmeyelim. Daha sonra temizleyeceğiz onları. Bakın hem öndeki iki örümceğin arasından geçtim hem de arkadaki iki örümceğin arasından alıp bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Tekrar bir sıra daha gideceğiz arkadaşlar bu sıradan hariç. Üçüncü sırada ise şu uç kısımlardaki bölüme geleceğiz. Evet arkadaşlar, bitirdim. Bağlantımızı yaptığımızda bakın arkadaşlar, İki sıra gitmiş olduk. Şimdi az önce de dediğim gibi arkadaşlar, şu uç kısımlarını yapıyoruz. Geldik. Evet, modelimizin son aşamasındayız arkadaşlar. Dikkat ederseniz arkadaşlar, şu uç kısımdaki örümceklerimi biraz daha uzun yaptım. Evet, ipim dönmüş. Biraz şu şekilde aldım arkadaşlar. Aradan geçirdim. Tekrar göstermek istiyorum. Biraz uzattım arkadaşlar. Şu şekilde yaptım. Aradan geçtim. Bağladım. Bir zincir çektim. Buraya dibe batıp bir fıstık yapacağım arkadaşlar. Bir doladığımla birlikte iki, şöyle üç ve dört. Topluyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar dibe batıyorum. 2 3 4. 2 fıstık üst üste yapmış oluyoruz yani. İkinci fıstığımı arkadaşlar, transit aradan geçiriyorum ve bir zincir çekip
Yapmış olduğum birinci fıstığımın dibine batıp kaydırma tekniğiyle bağladım ve bir zincir çektim. Tekrar aynı boyutta yine bir örümcek yapıyorum. Ve diğer örümceğe geçtim. Kapattım ve bu şekilde. Bakın. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Tığımı aradan geçirdim. Kapattım. Ve bir zincir çektim. Dibe batıp 2 3 ve 4. Normal bir fıstık yaptım. Bir zincir çektim. Doladığımla birlikte onu da sayıyorum arkadaşlar. 2 3 4. İster burada ikinci fıstığı yaptıktan sonra bir zincir çekin, ister çekmeyin arkadaşlar. O size kalmış bir şey. Ve kaydırma tekniğiyle kapattım ve bir zincir çektim. Tekrar örümcek yapıyorum. Bu defa büyük örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Diğer fıstık arasına batıyorum ve bağladım. Evet, bu şekilde arkadaşlar uç kısmımız. Şimdi ortadakini yapacağız arkadaşlar. Ben ortadakini pardon, çok özür dilerim. Ortadakini yapmak için arkadaşlar ipimin orta kısmından ip çıkarıp geleceğim. Az önce ipimi yerden alırken arkadaşlar tripoda çarptım. O yüzden kusuruma bakmayın. Telefonumuzu da şöyle bir düzenleyelim. Çünkü az önce çarptığım için arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar, geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizin pardon şu ortadaki tutma yerini yapacağız. Evet, o da çok basit bir teknik arkadaşlar. Modelimizi şöyle bir düzenleyelim iyice. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Değişik model isteyen şu şekilde ortaya her iki karşılıklı olacak şekilde pardon önce zincir çekiyorduk arkadaşlar. İstediğiniz boyutta zincir çekebilirsiniz arkadaşlar. Ben zincir çekip geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 35 zincir çektim. Sizler istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Şimdi renkli olan bölümden orta kısımdan iki parçadan oluşuyor dedik çünkü bakın şu şekilde çekmiş olduğum zincirimi arasından geçireceğim arkadaşlar. Ama karşılıklı olması lazım. Yani karşıya birbirini bulması lazım ve aradan geçireceğim arkadaşlar ve geçirdim. Evet. Geçirdikten sonra ipimi şöyle aradan yine geçireyim ki arkadaşlar örerken rahat öreyim diye. Evet. İpler birbirine karıştı tabii. Evet, çıkardık diğer ucunu da arkadaşlar. Hemen ilk çekmiş olduğum zincirin arasına batıyorum arkadaşlar. Evet. Diğer ipimi de aradan geçireyim ki birazdan bir örme tekniğim bittikten sonra onu çıkaracağız zaten aradan arkadaşlar. Evet. Şimdi
şu şekilde yapıp siz 30 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Zinciri ben elimden geldiği kadar çok bol çektim arkadaşlar. Yani tam bir zincir kıvamında değil. Bakın biraz bol. Evet arkadaşlar, bağlantımızı yaptık. Bir zincir çektim. Yine buraya uçtaki yapmış olduğumuz tomurcuklarımızdan yapacağız. 1, 2, 3, 4. Kapattım. Tekrar tepeye de 1, 2, 3, 4. Pardon, birinde 4. Hepsini bir aldım ve bir zincir çektim. İlk bakın yapmış olduğumuz yere batıyorum ve yine kaydırma tekniğini kullanıyorum arkadaşlar ve bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum veya kırıyorum. Aradaki geçirmiş olduğum ipimi arkadaşlar çıkaracağım. Evet, ben ipimi çıkarıp geliyorum arkadaşlar, pardon. Evet, az önce yapmış olduğumuz tutma bölümü idi arkadaşlar. İplerimizi sorun etmeyelim. Daha sonra kapatacağız iplerimizi. Bakın, ipimi az önce ipin ortasından çıkararak yapmıştım ya arkadaşlar. O yüzden birbirine geçti biraz. Bakın. Bu bölümdeki bu tekniğimizi de yaptıktan sonra arkadaşlar ipimizi kopardıktan sonra ipimizi çekip çıkarıyoruz tamamen. Bakın bu ortada kalmış oluyor. Ve ortadaki bakın iki parçadan oluşuyor dedim ya arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet. Uç kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Bir arkadaşım yaptı. Daha doğrusu arkadaşlar bu benim modelimi. Benim kendi çevremden yani komşum diyebilirim. Çok hoşuna gitti. Çok değişik bir modelmiş Tülay Hanım dedi. Modeli aldı. İstedi tabii. Ben hani insanları kırmamaktan yanayım ama yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Onlar kendilerini bilir. Şanslarını zorlayanlar var. İki kişi. Fazla değil. İki kişi. Onlar kendilerini biliyorlar diyorum. Ve uzatmamak istiyorum konuyu. Çünkü benim için gereksiz insanlar. Evet. Komşum diyebilirim. Modeli aldı arkadaşlar. Tülay Hanım dedi, modeli çok hoşuma gitti, çok değişikmiş dedi, yapayım dedi. İyi dedim, verdim. Fazla geçmedi arkadaşlar. Arkadaş geldi, dedi ben yapamadım modeli. Neden yapamadın? Dedi şu torlar dedi çok kafamı karıştırdı dedi. Hani arka yön işte ön yüz falan filan diye. Bir de dedi modeli ben dedi bitirdikten sonra dedi hani iki parça şöyle tutuyorsun ya dedi tutma bölümünden dedi. Evet dedim. Bakın modelimizin neredeydi o uç kısmı? Evet. Böyle duracak. Modelimizin özelliği var. O arkadaşlar dikkat edin. Yani şu arkadaki parça şöyle gelmeyecek. Umarım anlatmaya çalışmışımdır veya anlamışsınızdır ne demek istediğimi. İki parçadan oluşuyor ya modelimiz arkadaşlar. Bakın, yani şu alt kısımda uçları görünecek. Şu şekilde olmayacak arkadaşlar. Demek istediğim bu. Tamam? Evet, bugünlük de benden bu kadar. Ne demiştin? Sloganımız değişik lif yapalım mı? İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Bir başka modelle görüşmek üzere.
Vedalaşmadan önce biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Zil simgesine de dokunursanız yapmış olduğum tüm videolardan haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi davranın diyorum. Aklımda güzel bir cümleler vardı ama arkadaşlar kendinizi kimseye ezdirmeyin diyorum şimdilik. Yani şimdilik dediysem hani aklıma geldi. Ne bileyim artık elimden geldiğince sizlere böyle hani nasıl desem ki ayını almıyorum, gidiyorum, geliyorum bu tür konuşma şiveylerini sevmiyorum, sevemedim de ben neysem oyum. Ben doğallıktan yanayım efendim. Evet, dediğim gibi sizleri seviyorum. Abone olmak ücretsiz efendim. Zil simgesine de dokunursanız yapmış olduğum videolardan haberdar anında olursunuz. Allah'a emanet olun, şen kalın, hoşça kalın.